Manager S7300 programı ile S7300 programı ile karşılaştırma komutlarını inceleyeceğiz. Karşılaştırma komutlarını örnek verirken önce bir sayıcı ile birlikte örnek vermek istiyorum. Kare 5 diyelim. Şimdi bunların sonucuna bir de karşılaştırma komutlarını kullanalım. Karşılaştırma komutları burada. Şunu alalım. Bu eşitlik komutu. Insert tuşu basılıysa bunlar değiştirebiliyor. Insert basılı ise şuradan ne olduğunu görebiliyoruz. Şunu şey yapalım. Olmadı. Şu şekilde ise değişikliği görüyorsunuz zaten. Bunları ezberlemenize gerek yok. Şu şekilde değiştirerekten büyüktür, küçüktür, eşittir. Onları kullanabilirsiniz. 6 çeşit karşılaştırma komutu var işte. Eşittir, eşit değildir, büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir gibi. IN1 ve IN2 olan yerlere karşılaştırılacak değerler yazılır. Biz burada sayıcının değeriyle bir sayıcının değerini verdiğimiz sayısal değerle karşılaştıracağız. Burası mWord 10. Bu da 5'e eşit olduğunda çıkış versin diyelim. Bunu beğenmedim. Büyük olduğunda olsun. Şuradan birden daha yapayım. Bu da sanırım küçük. Bu da küçük olduğunda çıkış versin bana. F7, F7 diyelim. Şimdi Q00 olsun. Birinci karşılaştırma çıkışımız. İkincisi Q01 olsun. Q02. Beşten büyükse. Burada 5'ten büyükse Q01 çıkışını versin. Burada da 5'ten küçükse mWord 10 değeri 5'ten küçükse Q02 değerini versin. Buradaki mWord 10 sayıcımızın CV değeri yani saydığı o anki sayısal değerinin ne olduğunu belirten bit adresi, word adresi pardon. Bu adresin sayıcının bu değeri işte 5'ten büyükse, 5'e eşitse, 5'ten büyükse ve 5'ten küçükse şu çıkışlarımızı ver diyoruz. Şimdi bunu simülasyonumuza büyükleyelim. Simüle edelim bakalım. Şimdi karşılaştırmaların önüne bir şart da koyabiliriz. Ya burada bir tane kontak olup şart da ekleyebiliriz. Yani şu 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 şartlar olursa işte CMP değeri eşitse şu çıkışı versin gibisinden. Kontak da koyabiliriz de bu örnekte koymadık. Gerek de yok. Şimdi sayıcımızın içeriğini bir değiştirelim. Şurası exe olsun. Sayıcımızın şu anda kontak vermediğimiz için içeriği 0. Şu anda sayıcı değeri 1 oldu. Desimal yaparsak 1. Evet, mWord 10 değeri 1 oldu. Burada da gözüküyor zaten. Ve şurada Q02 çıkışı verdi. Neden Q02 çıkışı verdi? CMP yani mWord 10 değeri 5'ten küçük olduğu için Q02 değeri çıkışını verdi. Yükseltmeye devam edelim. Sayıcı değeri 4 oldu. 5 oldu. 5 olduğunda Q00 çıkışı verdi. Şurada görüyorsunuz zaten. Yani sadece 5'e eşit olduğunda Q00 çıkışını veriyor. Yükseltelim. 6 oldu. Q01 çıkışı verdi. Diğerlerinde çıkış yok. Görüyorsunuz. Şuradan resetleyelim.